Valla 9 yaşımda Hollanda'da başladım. Fortuna Sittard takımında başlamıştım ilk olarak. Orada başlayıp 19 yaşına kadar orada oynayıp ondan sonra Türkiye'ye transfer olmuştum. Altyapıdan A takımına kadar Fortuna Sittard takımında oynadım. Sonra dediğim gibi Türkiye'ye gelip ondan sonra Türkiye'de kaldım sürekli. Daha dönemedim Hollanda'ya. O dönemlerde tabii ben sol bek oynadığım için kendi mevkime bakarak o dönemlerde Roberto Carlos çok ön plandaydı ve dünyanın en iyi sol bekiydi o dönemde. Ben de o yüzden hep sürekli Roberto Carlos'u örnek alıyordum. Artı bir de İtalya'da Alessandro Nesta oynuyordu. Onu da çok beğenerek izliyordum. Çünkü stili olsun ve oynadığı futbol olsun ve o dönemlerde de yine İtalyan futbolu da ön plandaydı. O yüzden Alessandro Nesta'yı da çok beğenerek izliyordum ve onu da bir türlü örnek alıyordum yani. Artı dediğim gibi mevki açımdan da Roberto Carlos kesinlikle. Yurt dışında yetiştirme şartları ve imkanlar çok daha farklı ve oradaki şartlar küçük yaştan itibaren herkese sunuluyor ve bu da kişileri yetişme şeklini daha da kolaylaştırıyor. Baktığınızda Hollanda çok küçük bir ülke, yaklaşık 16 milyon nüfusu var ama her yıl o kadar yetenekli futbolcular çıkıyor ki dersiniz yani bu küçük ülkeden nasıl bu kadar futbolcu çıkıyor diye. Ama dediğim gibi orada küçük yaşta hemen ellerinden tutup futbola götürüyorlar ve oradaki sunulan şartlar Türkiye'ye göre çok daha farklı. Ayrıyeten orada mesela her küçük köyün olsun, semtin olsun inanılmaz tesisleri var. Her semtin ayrı bir tesisi var. Yeşil çim sahaları var. Bu da oradaki imkanları tabii ki değiştiriyor ve küçük yaştan itibaren aldığı o eğitimle çok daha farklı bir seviyeye gelebiliyor futbolcu büyüdüğünde. Sahaya çıkarken ilk adımımı her zaman sağ adımla atarım saha içine. Ayrıyeten maç başlamadan önce de duamı içimden okur. Hakim düdüğü çalmadan önce duamı okuyup ondan sonra maça başlarım yani. Ama kesin yani her maç öncesi yaparım yani. Çaldıktan sonra pek fazla şey zaman olmuyor çünkü maça konsantre oluyorsun ama hakim düdüğü çalana kadar yine zamanın oluyor yani. O yüzden dediğim gibi yani maç öncesi, maç başlamadan önce mutlaka duamı okumuş olurum yani. Maç havası çok daha farklı oluyor. Antrenmanda yine rahat olabiliyorsun ama her maçı kazanmak için çıktığın için ve önemli olduğu için tabii ayrı bir konsantre oluyor. O yüzden de maç öncesi zaten burada toplanıp maç havasına giriyoruz. Maç öncesi de kafanda yine az şekillendiriyorsun, kendini maça odaklıyorsun ve ona göre kendini biraz hazırlıyorsun ve motive ediyorsun. Sonuçta profesyonel futbolcuyuz. Herkes yani Süper Lig'de oynuyoruz ve bunun da ne kadar önemli olduğunu bilincindeyiz. O yüzden ister istemez kendini maç havasına sokup ona göre konsantre oluyorsun. Süper Lig'de eğer konsantre eksikliği oluyorsa bunu kaldırmıyor ve her küçük hatayı affetmiyorlar ve bu çok kötü bir şekilde yansıyabilir. Futbol, baktığında spor olarak
Tabii spor olarak başlamıştır ama son yıllarda artık bu ülke için olsun, insanlar için olsun yavaş yavaş ticarete doğru döndüğünü görüyorsun. Bu da her takım olsun, ülke için olsun, insanlar için olsun önemli bir katkısı, önemli bir yeri oldu artık insanların hayatında futbol. Genelde benim antrenman dışında sakin bir hayatım var. Sakin hayatım derken antrenmandan sonra mutlaka ben dinlemeye dikkat ederim. Dinleme ve beslenmeye. Antrenmandan sonra mutlaka yemeğimi yiyip ondan sonra bir iki saat, en az iki saat odama çekilip dinlenirim. Ondan sonra akşamları genelde takım arkadaşlarımla yemeğe çıkarım. Sinema olsun veya küçük aktivite. Ondan sonra evime dönüp erken saatte yatarım. Çünkü dediğim gibi futbol dışında özel yaşantımıza ve beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Süper Lig'deki tempo eğer buna dikkat etmezsen çok daha kolay sakatlanabilirsin ve performans düşüklüğü de olabilir. O yüzden işimizi en iyi şekilde yapabilmek için bunlara dikkat edip en iyi şekilde bunu yapmamız gerekiyor. Ben de buna dikkat ederim. Sinemaya çok giderim. Mesela yeni filmlerde her hafta mutlaka sinemaya gidip izlerim. Ama kendim duygusal bir insanım. Ondan sonra duygusal filmleri severim. Aksiyon filmlerini çok izlerim. Böyle özellikle çok beğendiğim bir film yok. Genelde seyir zevkime, hoşuma giden bir film olursa izler, dikkatlice bakar, izlerim. Yoksa dediğim gibi böyle özellikle çok hoşuma giden bir film yok ama güzel filmler var tabii ki de. Şu halimize bakınca çok mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü benim sonuçta annem babam dünyada hayattalar. Ailem olsun, kendi sağlığım olsun. Her şeyimiz çok şükür yerinde. İşimiz var, paramızı kazanıyoruz. Dediğim gibi annemiz, babamız hayatta, başımızdalar. O yüzden bundan daha büyük bir mutluluk olacağını düşünmüyorum. Her zaman buna bakarak şükretmemiz lazım diye düşünüyorum ben.